Sayın başkanlar, değerli katılımcılar, biz bu güzel toplulukla birlikte olmaktan her zaman çok mutluluk duyuyorum. Şöyle bir düşündüğüm zaman ilk 2001 Kuşadası Kongresi'ne katılmışım. 20 sene oldu. Sizlerle beraber olmak gerçekten çok güzel. Tekrar vurgulamak istedim. Süre kısıtlılığı nedeniyle hızlı aktarmaya çalışacağım. Zaten o şekilde planlamıştım. Hepatosellüler adenomlar esasında çok çok nadir görülen kitleler bunlar. Ama ilgi alanımızı bildiğiniz gibi oluşturmaları, doldurmaları nedeni malign transformasyon riski. 100 binde 7 ila 12'den çok daha az esasında. 4-5 civarında ama 7-12 gibi bir rakam ortaya atılmış. Ondan daha da az oldu. Son yayınlarda söyleniyor. Kadın erkek oranı 9'a 1 gibi. İyi huylu. Rüptür ve kanama riski var. Ve bu oldukça kayda değer. Ve tabii ki hepatoseller karsinoma dönüşme riski var. Bu oral kontraseptif kullanımı ortaya çıktıktan sonra özellikle 60'lı 70'li yıllarda Amerika'dan ilk böyle yayınlar yükselmeye başlıyor. Ondan sonra da artarak devam ediyor. Dediğim gibi esasında çok nadir. Hani karaciğerde görülen iyi huylu fakat premalin lezyon olarak belli bir oranda olsa da bunlar nadir görülen ama malin transformasyon potansiyeli olan lezyonlar. Şöyle bir bakarsak esasında oral kontraseptif kullanımı, doz süre bunlar için önemli. Etiyolojide steroid maruziyeti önemli. Endojen steroid maruziyeti de tabii ki önemli. İşte polikistik over hastalığı, Klinefelter sendromlarından aplastik anemi ve paroksüden noktürnal hemoglobinleri tedavisinde kullanılan ilaçlar nedeniyle Modi type diyabet, familial adenopatoz polipoz sendromu, talasemide hemokromatozis, glikojen depo hastalığı, hepatik vasküler anomaliler, işte portal ven yokluğu gibi durumlarda da ortaya çıkabiliyor. Ama son dönemde esasında daha çok görme sebebimiz obezite, NASH ve metabolik sendromla alakalı olarak daha fazla yükselme eğiliminde. Oral kontraseptif kullanımında azalmasıyla beraber tabii ki. Peki alt tipleri nasıl? İmmünohistokimya ile bize bunu sağladılar artık patoloji ekipleri ve bizim de bakış açımız oldukça değişti. Alt tip olarak bu HNF1 alfa mutasyonlu, hepatosit nükleer faktör 1 alfa mutasyonlu olan tipler var. Pardon. Bunlar %30-40 civarında oluşturuyor. İnflamatuar veya telangiektezik tip HCA, hepatosellüler adenomlar var. Bunlar da %40-55 arası. Bunlar esasında daha önce FNH'ın bir telangiektezik FNH olarak değerlendirilmiş. Ondan sonra bunların esasında yapı olarak hepatosellüler adenom olduğu kararı verilerek buraya çekilmiş ve telangiektezik tip demelerin sebebi bu. Beta katenin mutasyonlu olanlar var. %10 ila 20'sini oluşuyor. Bir klasifikasyon dışı tutulanlar, unclassified olarak olanlar var. Bir de yeni Dünya Sağlık Örgütü'nün ek bir değerlendirmesi de var. Onu da aktaracağım zaten size. Şimdi bu konuşmayı hazırlarken bu yayınla karşılaştım. Ondan sonra aslında çok üzüldüm. Kürşat'ın biraz önce belirttiği gibi benim hastalıklara olan ilgi çok dar. Şimdi bu histopatolojide çıkan bizim Türkiye'den bir yayın. Bakın burada bütün herkes, salonda bulunan herkes herhalde tanıdık bir isme rast gelecektir. Bu isimler bizim patologlarımız. Niye bunu anlatıyorum? Çünkü 15 merkez 59 tane vaka var. Yani ondan sonra ben şöyle bir dönüp baktım. Benim hiç adenom yayınım yok. Bizim birimin de bir adenom yayını yok. Ama senede en az 5-10 tane biz adenom ameliyat ediyoruzdur. Yani herkes de şöyle bir şey yapsa pandemi sürecinin hani soru işareti desek. Yani açıkçası üzüldüğümü söyleyeceğim ama yayın çok güzel. Editoryal olarak çok övgü dolu şeyler bahsedilmiş ve bizim Türkiye'deki bu 59 vaka üzerinden de dağılımları bu şekilde. Yani bizde esasında biraz daha farklı. Zaten editoryal olarak da bahsedilen bunu 2019'daki Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni klasifikasyonuna eklenen işte beta katenin mutasyonlu olan inflamatuar tip hepatosellüler adenomları da ayrıştırarak ortaya koymuşlar. Burada da oranların biraz da mesela beta katenin mutasyonlu olanların bir öncekine göre biraz da farklı oranda olduğunu görüyoruz esasında. İnflamatuar tipi de eklediğiniz zaman biraz daha yüksek oluyor. Bu da özellikle Türkiye'nin verilerini karşılaştırma açısından güzel. Yani benim yapacağım ilk iş kliniğe döndüğüm zaman bir adenomatoz karaciğer adenomları toplayıp bunu bir sonraki kongreye sunulmasını sağlamak olacak kendi adıma. Burada da övgü dolu sözleri için editorial'ı koymayı istedim. Şimdi biz genelde
burada sonuçta uygun teknikle çekilmiş bir MR görüntülemeyle sonuç alıyoruz. Ama ultrasonda gördüğünüz zaman tabii ki yapana bağımlı olarak değişmekle beraber üzerine Doppler ekleyip eklememesi veya işte bu konudaki ehliyetine bağlı olarak değişiyor. Ama sonuçta solid bir kitle görüntüsü var. Bu kontrastlı BT imajında mesela washout'u gördüğümüz bir alan. Ondan sonra ama esas... MR görüntülemelerde işte in phase, out of phase sekanslarda veya daha sonra ortaya çıkan işte T1'in diğer alt şeylerinde sekanslarında görüntüleme şansımız var. Tabii ki kontrast madde verildiği zaman da özellikle erken dönemde tutup ondan sonra ileri dönemlerde bırakmasıyla bu bir HNF1-alfa mutasyonlu olan tip. Bu da tabii görüntülemede farklılıklar yaratıyor. Mesela diğer bir şey, inflamatuar tip olan bir hepatoseller adenomda görüntüleme farklılıkları özellikle MR sekanslarına göre değişebiliyor. Bu yönde yapılan da çalışmalar var. Yani esasında Türkiye dışında bütün dünya bu adenomatöz değişik yani hepatoseller adenom konusunda çok ciddi yayın üretiyor. Özellikle büyük merkezler. Rüptür ve kanama riskimiz var dedi. Genel olarak kanama riski %27 oldukça yüksek. Tek başına rüptür riski %15, işte kanama riski de yine benzer oranda bildiriliyor. Bunun nedeni açıkçası fibroz bir kapsüllerin olmamasıdır. 5 santimin üzerinde olanlar daha riskli kanama açısından ama 5 santimin altında olanlar da kanama var. Onun için kanamayı tamamen dışlayamıyoruz. Bir de ayrıca sol lobda olması, egzofitik olması da bunlar tabii esasında univariyat analizle ortaya konulan bir takım risk değerlendirmeleri. Bunu da hemen bir yeni çıkan bir yayın gördüm. Hemen Annals of Surgery'de hatta şey yoktu, PDF formatı da yok yayının henüz. Burada esasında multivariat analizde hemoroji açısından boyutun yani 5 santimin önemsiz olduğunu ortaya koymuşlar. Burada çok ayrıntılı bir çalışma yapılmış ve esasında beta katenin tipindeki hepatoseller adenomların işte bu exon 7-8 mutasyonlu olanların kanamaya daha eğilimli olduğunu bulmuşlar. Tabii ciddi bir DNA analiziyle ortaya konmuş. Bir de sonic hedgehog hepatoseller adenomu olarak bir alt grup daha var. Bunu da biliyorsunuz bu bir oyun. Bizim yaş gruplarımız yetişir buna. Bu oyunda oradaki genetik analizi yapan kızının sevdiği bir oyunmuş. Onun adını koymuş. Bu oyun adı yani. Sonic Hedgehog hepatoseller adenomlarda da rüptür riski fazla. Bir de enteresan bir şekilde bağımsız bunlar risk faktörü. Kronik alkol kullanımında bu hemoroji ve rüptür riskinin daha fazla olduğunu ortaya koymuşlar. Mortalite rüptür ve kanamaya bağlı %21'e kadar ulaşabiliyor. Tabii kanama nedeniyle acil rezeksiyon olursa %5-10'larda ciddi bir mortalitesi var. Elektif bir rezeksiyonda bu %1'in altında olduğunu biliyoruz veya çok daha %0'a yakın olabiliyor. Peki en esasında bizi korkutan durumda neredeyiz? Malign transformasyonda %4-4.2 gibi bir değer var. Malign transformasyon yani hepatoseller karsinoma dönüşme riski. Eğer bu 5 santimin altında gibi bir adenom boyutu olarak düşünürsek de bunların sadece %4 civarı yine benzer onu özellikle yazdım. Yani %4.4 öbürü 4.2 malin 5 santimin altında olan adenomlarda bu risk %4.4. Yani esasında çok çok az. Yani bizim için 5 santim iyi bir cutoff değeri olduğunu tekrar göstermek adına. Erkek cinsiyet 5 santimden büyük olması, işte bir biyopsi yapılıp beta kateni mutasyonlu karaciğer adenomu tanısı koymamız bunlar hepatoseller karsinoma dönüşüm riskinin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Berlin Charité grubunun bir yayını, bir de Fransa'dan bir yayın. Hemen ikisini de bildirmek istedim. Onlar da risk faktör analizini ortaya koymuyor. Yani bir meta analizle risk faktörlerini ortaya koymuşlar. Bu Dokmak ve grubunun yayını da bunun içinde. Burada esasında hepatoseller adenomdan HCC'ye dönüşenlerde prognoz normal karaciğer dokusundan gelişen hepatoseller karsinoma göre daha iyi. Bunu ortaya koymuşlar. Bir de hepatoseller adenomdan, karaciğer adenomundan HCC'ye dönüşenlerde eğer küçük odaklı bir HCC yani küçük bir odak varsa HCC oda bunun o kitlenin tümünden hepatoseller karsinoma dönüşmüş haline göre daha iyi prognozlu olduğunu da ortaya koymuşlar.
Gebelik dönemi tabii riskli bir dönem. Gebelik döneminde hormonların etkisiyle büyüme daha da fazla oluyor. Burada maternal ve fetal mortalite riski çok yüksek gerçekten. Maternal mortalite riski %44, fetal mortalite de %38'lerde oluyor. Bu nedenle de işte gebelik döneminde ortaya çıkmış ve öncesinde veya tespit edilmişse bunların yönetimiyle ilgili ciddi karar oluşturmaya çalışıyorlar. Ama 5 santimin altında olanlarda maternal ölüm riski minimal oluyor, fetal riski de neredeyse %0'a yaklaşıyor diye de bir hepatolojide 2020 yayını buldum. Eğer bir şey yapılacaksa da 24. haftadan önce bir elektif cerrahi düşürülmesini özellikle fetal açısından tabii ki uygun döneme denk getirerek öneriliyor. Tabii kılavuzlar var elimizde. Kılavuzlar da demin de Kürşat'ın değindiği gibi bu American College of Gastroenterology'nin 2014, bir de Easel'ın var. Esasında bizim yaklaşımımız da benzer. MR görüntüleme ile tanı koyuyoruz. Tanı koyulduktan sonra hastaların oral kontraseptif kullanımı varsa bunun kesilmesi öneriliyor ve eğer kilo fazlası varsa kilo vermesi öneriliyor. Rutin biyopsi gereksiz, hala gereksiz. Tanısı sadece görüntülemeyle netleşmeyen, tanısını koyamadığımız olgularda kullanılmıyor. Boyuttan bağımsız olarak erkeklerde ve beta-katenin mutasyonu pozitif olanlarda rezeksiyon ön plana çekilmeli. Bu genel yaklaşım bu şekilde. Kadınlarda durum biraz daha farklı tabii. Kadınlarda oral kontraseptif kesilmesi, kilo verme önerilim takiben, eğer yüksek risk özellikleri yoksa, mesela bir biyopsi yapıp ortaya işte beta-katenin mutasyonu gibi bir şey konulamamışsa, o zaman bir 6 ay takip edip, takipte büyüme oluyorsa o zaman rezeksiyonla ilerlenmesi makul bir seçenek gibi görünüyor. Ama şu da var, başlangıçtan itibaren 5 santimden büyük olan bir adenomla karşı karşıya direkt ameliyatla rezeksiyonla ilerlenebiliyor. 5 santimden küçük olan lezyonlar 6-12 ay kadar takip edilip ondan sonra takip araları açılabiliyor. Gebelik sırasında 5 santimden küçük olan lezyonun rezeksiyonu için bir kontraindikasyon yok. Yani gebelik sırasında bunlar da bir rezeke edilebilir gibi. Biraz da kişisel kararı teşvik ediliyor anladığım kadarıyla şeylerde de, kılavuzlarda da. Ki genelde de bizim yaklaşımımız da bu şekilde. Multiple adenom varsa sadece 5 santimden büyükleri, bu önemli bir bilgi. Şimdi bir karaciğer transplantasyonu indikasyonu artık kalmadı ama 5 santimin üzerindeki kitlere yönelik onlara bir şey uygulanması, planlaması, bir rezeksiyon olabilir. Ve bu yönde karar alınması gerekiyor. Ama karaciğer nakli önerisi ortadan kalktı. Kanayan adenomlarda hem bir de tabii hemodinamik dengesizlik varsa ön planda bir embolizasyonla başlanması, hatta bunu tedavi sürecine de çekilmesi gibi bir öneri olabiliyor. Genelde kontrol görüntülemelerinde rezidü olabiliyor veya bu embolizasyon sonrasında %4-5 gibi nüksler olduğu için yine rezeksiyonla ilerlemesinde fayda olabilecek gibi. Kadın hasta 5 santimden büyük şüpheli steatotik bir lezyonla karşı karşıyaysak o zaman bir biyopsi yapılıp bu ve biyopsi sonucunda da bu H tipi veya HNF1 alfa mutasyonlu hepatoseller adenom tanısı varsa o zaman ileri derecede düşüyor hepatoseller karsinoma dönüşme riski ve bu nedenle takip edilebiliyor. Bu da Dokman serisinden. Oldukça büyük seriler, Fransa ve Avrupa ülkeleri bunda başı çekiyor diye söyleyebilirim. Hız için kusura bakmayın ama yatıştırmamız gerekiyordu. Teşekkür ediyorum.